İstihare. O, bir insanın mühim işlere başlayarken hansının hayırlı olduğunu bilmediğinde uca Allah'tan seçim istemesidir. Yaxşı veya pis olduğu bilinen ibadet ve hayır işler, günah ve asiliklere geldikte ise bunlarda istihare etmek düzgün değil. İstiharede olan hikmet ise Allah'ın emrine teslim olmak. Dünya ve ahiret hayırlarını elde etmek için Allah'a dönmek. Bunları elde etmek için dua ve namazdan faydalı hiç de yoktur. Çünkü bunda Allah'ı təzim etmek, onu tərifləmək ve ona möhtaclık vardır. İstihara duasının edilme kaydası Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki sureleri bize öğrettiği kimi istihara duasını da bize öğretip deyirdi. Sizden biriniz bir işe başlamak istedikdə fərz namazlarından əlavə İki rükət namaz kılsın ve desin. Allahümme inni estekhiruke bi ilmik ve estekdiruke bi kudratik ve es'aluke min fadlikel azim fe inneke takdiru ve la aqdir ve ta'lamu ve la a'lam ve ente allamul guyub. Allahümme in kunta ta'lamu enne hazel emr ve yusamma hacete hayrun li fi dini ve maaşi ve aqibati emri faqdurhu li ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به İstihare eden cevabın tez gelmesini gözlememelidir. İstihareni namaz kılıp duasını ederek bir neçə dəfə təkrar edə bilər. İstixarənin qəbul olma əlamətləri qəlbin rahat olması və işlərin düzəlməsidir. Hansısa bir yuxu görməsi şərt deyil. Qəbul olunmama əlamətləri isə insanın o işə alınmaması və o işdən uzaqlaşması və bu işin alınmamasından sonra qəlbinin ona bağlı olmamasıdır. Uca Allah buyurur. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiğiniz bir şey ise sizin için zararlı olsun. Allah bilir, siz ise bilmirsiniz.